Evde ben yiyeyim. Bu seneki hedefimiz Gamze'nin dünya şampiyonu olması. İlk uluslararası müsabakamda çok heyecanlıydım. Hani ona rağmen dünyada finale kalabilmek benim için çok büyük bir başarıydı. Daha sonra 12. sınıfa geçtiğimde tıp fakültesi hayali kurmaya başladım. Çoğu insan için hayaldi, benim için de o zaman hayaldi. Zaten 12. sınıfta ilk girdiğim sınavda kazanamadım. Ama bu beni hani daha fazla hırsa getirdi ve daha istekli oldum tıp fakültesi konusunda ve tekrar bir yıl daha sınava hazırlandım. İkinci defa sınava girerek istediğim bölümü tutturdum. Şu an 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Evet, ikisini bir arada götürmek bazen hani zorlayıcı olabiliyor. Çünkü yoğunlaştığı dönemler biri yoğunlaşınca ona zaman ayırmanız gerekiyor. Diğeri yoğunlaştığında ona hani daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Ama hani bir hikaye vardır. Hayatımızdaki büyük taşlar ve küçük taşlar. Sıralamayı düzgün yaptığımız müddetçe her şey yolunda gidiyor. Hepsini sığdırabiliyoruz yani. Tartışmasız tıp fakültesi çok daha zor. Yani gerçekten nasıl denir? Enlerin enlerinin toplandığı bir yer ve hani gerçekten ona rağmen çok kişinin sınıfta kaldığı bir fakülteden bahsediyoruz. Tıp fakültesi daha zor ama hani şöyle de bir şey var. Bilek güreşine genetik yatkınlığı olan insanlar çok daha avantajlı. Onlar çok fazla emek vermesine gerek kalmıyor diyebiliriz. Haftada 3, geldiğimde genelde 2 saat kadar salonda oluyorum. Okul onun dışında sürekli devam ediyor. Sürekli ders çalışıyoruz. Sporla ilgili yarıda kalan bir dünya şampiyonası var. Artık dünya şampiyonu olmanın zamanı geldi diyorum. Türk bayrağımızı dalgalandırmanın yanında İstiklal Marşı'mızı da okutmak istiyorum dünya şampiyonasında. İnşallah bu sene nasip olursa Avrupa ve dünyada İstiklal Marşı'mızı da okutmak istiyorum. Şu an 2020 için Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. 4-5 ay içinde onun için çalışıyorum. Sonrasında 2-3 ay sonra Avrupa, 4-5 ay sonra tekrar dünya olur. Bekliyoruz. Türkiye'de özellikle üniversite sınavına hazırlanma sürecinde insanlar kendini hayattan soyutlayıp sadece hani okula yoğunlaşıyor. Bunu 12. sınıfta ben de yaptım bu hatayı. Tamamen çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü mental yorgunluğunuzu atabilmek için aslında fiziksel aktivitelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu anlamda spor hani herkesin bence hayatında yer edinmeli. Her sporda olduğu gibi hani bir bayansan bayanlarla yarışıyorsun. Onun için hani işte bu erkek sporu, bu bayan sporu diye yapılan ayrım artık 21. yüzyıldayız, olmaması gerekiyor. Hiçbir zorlu olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sen bir bayansan bir bayanla yarışıyorsun. Şöyle söyleyeyim, gerçekten inanıyorsanız ve gerçekten istiyorsanız oluyor. Hani şu olsa, böyle olsa, şunu yapsam, bunu yapsam dediğiniz zaman o şeyler her zaman yapsamda kalıyor. Ama bir şeyi gerçekten istiyorsanız, ben bunu yapacağım, bunu olacağım, ben bir doktor olacağım, ben bir dünya şampiyonu olmak istiyorum dediğiniz zaman gerçekten istiyorsanız gerçekten başarabilirsiniz. Gamze tıp fakültesi öğrencisi. Yani zoru başarmış bir öğrenci. Hem performans sporu yapıp da hem akademik olarak bir yerlere gelmek, işte derslerini çalışıp da iyi bir yerde okumak zordur. İşte bu velilerin gözünde, işte şu anki Spor Bakanımızın üstüne basa basa eğitimcilere ve velilerimize anlatmak istedi. İşte bir öğrenci hem spor yapıp hem derslerine çalışmalı. Bu şekilde daha çok başarılı olabilir dediğini ispatlayan bir örnektir Gamze. Çünkü sporuna da aktif bir şekilde performans sporu yaparak, sadece standart bir spor değil de performans sporu yaparak ve üniversitesini de güzel bir şekilde okuyarak tıp fakültesini kazanmıştır. Yanı sıra işte derslerinden vakit ayırdığınca sporunu yapıyor. Günde aşağı yukarı haftada 3 veya 4 gün geliyor ve 2'şer saat antrenman yapıyor.